Aslında özetle şunu söyleyebiliriz. Jinekolojik cerrahinin hemen hemen tüm alanlarında laparoskopik cerrahi kullanılabilir. Bunlar içerisinde en sık kullandığımız alanlar yumurtalık kistleri. Yumurtalık kistleri hem özellikle genç hastalarda daha sıklıkla görülmesi hem de laparoskopik cerrahiyle tamamen tedavi edilme potansiyeli çok yüksek olduğu için hemen hemen tüm yumurtalık kistlerine laparoskopik cerrahiyle yaklaşmak tüm dünyada artık gold standarttır. Yani altın standart yöntemdir. Bunun dışında endometrioma ve endometriozis hastalığının tedavisinde, idrar kaçırmanın bazı tiplerinde, idrar kaçırma ameliyatlarının bazıları laparoskopik olarak yapılabilir. Ve en nihayetinde jinekolojik kanserlerin de önemli bir kısmı laparoskopi, yani kapalı yöntemle tedavi edilebilmektedir. Hastaya bir ameliyat kararı verdikten sonra bunun laparoskopik cerrahiye uygun olup olmadığını mutlaka tartışmak gerekir. Eğer uygunsa tercih etmek gerekir. Çünkü laparoskopik cerrahinin birçok avantajı var açık cerrahiyle kıyaslandığı zaman. Bunlar içerisinde ameliyat sonrası çok çabuk toparlanma, karında belirgin bir kesi olmadığı için kozmetik açıdan çok daha iyi sonuçlar ve karın içi yapışıklıkların daha az olması, ki bu özellikle ameliyat sonrası gebelik arzusu olan hastalar için önemli olabilir. Laparoskopik cerrahide daha az yapışıklık olduğu için mümkün olduğu kadar tercih edilmelidir.